edeceğiz. Neler edeceğiz? Ne edeceksin? Güzel, güzel tabii de kızcağız tattan al hani. Bozma. Tamam. Şey yapma yani. Tamam? Tamam. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Mi öğretmenim? Hocam günaydın, günaydın ama siz belli ki yanlış gelmişsiniz. Sizin oda rehberlik mehberlik bir şeyler yazıyor. Alt katta, birinci katta. Nasıl diyeyim, ben ortaokuldayken gelmiştim. Ben hatırlıyorum yani siz bir eğilseniz siz kesin hatırlarsınız, bulursunuz. En son sen ortaokuldayken görüşmüştük, doğru. Ama sen hiç değişmemişsin Berk'cim. Ben bu kadını çok sevdim vallahi. Hocam çok pardon, araya giriyor gibi oldum ama... Tam olarak okuldaki göreviniz nedir tam? Ben okulun psikolojik danışman ve rehber öğretmeniyim. Aa öyle mi? Baktım sizlerin beni ziyaret edeceği yok. Ben sizleri ziyaret etmek istedim. Misafir kabul ediyorsanız tabii. Estağfurullah hocam, o nasıl laf olur mu? Yani başımızın üstünde yeriniz var yani, değil mi arkadaşlar? Tabii hocam. Hocam. Ders olmayacaksa ben çıkayım. Niye? Bence en çok senin ihtiyacın var psikolojik desteğe. Kalırsan çok mutlu olurum diyelim. Şöyle... Asla ama asla üstünüze alınmayın hocam. Şimdi bildiğiniz gibi babam ortaokulda çok zorladığı için beni... böyle ben de bir şey yaptı, böyle ne diyeyim... alerjik reaksiyon gibi bir şey. Bak mesela ben şu an tetiklendim. Tetiklendim, çok fenayım aslında. Çıksam. Oğlum adam seni tedavi etmeye çalışmış ya. Keşke zamanında annen de seni elinden tutup götürseydi de. Oğlum sen neden Önder hocama çekmedin ya? Bir işte duyduğunu anla, idrak et, tartın. Gerek yok. Şimdi sen babamı mı övüyorsun, beni mi gömüyorsun anlamadım. Babanı övdü Çağrı. Keşke hepimizin babası Önder hoca gibi olsa. Kalıyorum hocam. Ortam bir keyiflendi. Ben buradayım. Senin en azından annen var ama değil mi Zeyn? Bazı arkadaşlarımızın olmayabilir anne babası. Mesela benim var la yok arası bir şey. İçindeki iyilik gibi değil mi Hazal? Varla yok arası. Ya senin anan gül gibi kadın. Oğlum sen hala daha ne istiyorsun anandan ya? Sen bu kaktüs çiçeği gibisin, dikenli dikenli. Kadın artık nasıl bir şey yayıyorsa bu enerji ondandır. Ha? Ya ben anamı ayda yılda bir görüyorum ya. Sen haline şükretmen gerekirken hala... Şahit nasıl bir insansın sen ya? Mesela bende ikisi de yok. Ve... Doğduğum gibi yok olmuşlar. Evet, mavi noktayı koydu. Veneriz mavi güneş. Anlaşılan pek çoğumuz ebeveynlerimizden şikayetçiyiz. Yo, ben değilim hocam. Yani ben gayet memnunum ailemden. Aferin Duru, aferin. Tebrikler. Şak 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 şak. Bravo, alkış. Peki, siz ebeveyn olsaydınız... çocuklarınızı yetiştirirken hiç hata yapmaz mıydınız? Asla. Gül gibi bakardım vallahi ben. Ben de. Elini sıcak sudan soğuk suya değdirmezdim. Yani en azından ceza vermeyeceğimi biliyorum. Terk etmeyeceğim kesin. Çok iddialısınız. Tamam o zaman. Yumurta testiyle görelim marifetlerinizi. Yumurta mı? Neden? Yumurta mı? Neden? Kalar sizin çocuklarınız hanımlar. Babalarını da siz seçeceksiniz. Anası. Babası. Anne ve babaları olarak iki gün boyunca bu yumurtalara ebeveynlik edeceksiniz. Hocam benim bir sualim var. Şimdi ben hani anlamadığım bir yer var. Hani siz şimdi kendinize göre belli ki bir konsept oluşturmuşsunuz. Yani anne baba yerine bir yumurta verme söz konusu. Hani ben onu anladım da şimdi biz buna tavukla horoz hani... şu çekirdek aile desek, hani öyle bir konsept yapsak. Gittiğiniz her yere onlar da gelecek. Onlara asla yanınızdan ayırmayacaksınız ve asla kırmayacaksınız. Hocam, malum biz şimdi ayrı evlerde yaşıyoruz. Dönüşümlü olarak bakabilirsiniz. Al babası sen bak. Herkes için en iyisini sen biliyorsun ya, yumurta için de en iyisini, en doğrusunu sen bilirsin. Ay hocam, ben anneliğe hazır değilim. Hayatım buna adayamam. Ege, bir bakıcı mı tutsak sevgilim? Lütfen. Tutarız. Ya bir şey diyeceğim, çocuk gelişim kitabı falan mı okumak lazım acaba ya? Ay, yok tavuk gelişimimiz bir.
Göreceğiz bakalım nasıl bir baba olacaksın. Dur. Bence sende kalmalı. Ya kendim fikrimce sende kalmalı. Ben anasız büyüdüm. Anasızlığımda nasıl bir durum olduğunu bildiğimden hani... sende kalsa daha iyi oğlumuz. Yani canım oğlum. 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 Ya da kız da olabilirsiniz. Hocam. Şimdi benim bir eşim yok. Ve diyorum ki... yalnız babalar da çocuk büyütebilir. Nitekim ben öyle büyüdüm. Hı hı. Çok da iyi oldu. Yani bayağı başarılı oldu. Hı hı. Ben alayım yumurtamı. Çok haklısın. Yalnız anne ve babaları temsilen bu yumurta da senin Berk'cim. Teşekkür ederim. Allah yumurtanın yardımcısı olsun inşallah. Benimkinin de. Görelim bakalım siz nasıl ebeveynler olacaksınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.